Gelelim seçimden önce farklı konuşup seçimden sonra tavır değiştirenler meselesi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'la ilgili seçimden önce Abdullah Öcalan, seçimden sonra terörist başı dediğini sizinle paylaşmıştık video olarak. Hani bizim ekleyip çıkardığımız bir şey yok. Şimdi bir başka isimse Cübbeli Ahmet olarak bilinen hani din adamı seçimden önce çıktı ve dedi ki işte Binali Yıldırım'a kaybettiren haram işler. Bunu dedi. Sonra seçim bitti. Ben öyle bir fetva vermedim, hatırlamadım diyor. Önce videoyu izleyelim, sonra seçimden sonra yaptığı açıklamayı aktaralım. Efendim, Binali Bey'i ben kaybettirdim diyen kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. İfade bu kadar net. Tek cümle, arada kırpma yok. Ki önü arkası var, onu da söyleyeyim. Ulemaya danıştım, şunlarla görüştüm. İşte bunu söylerken çok kesin söylüyorum, emin söylüyorum. Yazdığınızda YouTube'a bu görüntüleri bulabilirsiniz. Şimdi video bu. Peki yeni açıklaması ne? Ona bakalım mı? O tweet'i görelim. Gazeteci İsmail Saymaz'la kendi arasında bir diyalog var. İsmail Saymaz, İmamoğlu'na oy vermek haramdır şeklindeki kaydımı çıkaramazsan sana ne deneceğine kendin karar ver diyor. Şimdi aslında kendince meseleyi tevil ediyor. Yani doğru, İmamoğlu ifadesi geçmiyor. İmamoğlu ifadesi geçmiyor da orada seçimde yarışan iki isim var. Binali Yıldırım'a kaybettirdim diyen haram işler diyorsan, kaybettiriyorsa ve kazanan da İmamoğlu'ysa, hani ya bu kadar böyle din adamı unvanı taşıyan insanların bu tip şeylere girmesi, bu kadar politize olması, sonrasında da bu kadar inkar yoluna gitmesi, ne yazık ki bu devrin dine yapılabilecek en büyük kötülüklerinden birisiydi ve yapıyorlar, ısrarla da yapmaya devam ediyorlar.